Güven, eman, emniyet, saygı, sevgi, samimiyet, sabır tüketilmiş kısa bir zamanda. Efendim duayla evinden çıkıp kefeniyle evine dönmesi gereken, pazara kadar değil mezara kadar bir evlilik kuran ecdadımız, Çanakkale'ye savaşa giden kocası öldü, şehit oldu, döndü haberini alamayan Balıkesirli ninemiz, ömrünün son demine kadar beyni beklemenin sadakati içerisinde olmuştu. Ama bugün maalesef, dikkat ediniz, bunları kaybeder hale geldik. Sıkıntılı bir durum. TÜİK verilerine göre, yani yapılan istatistiklere göre çok acı bir gerçek. Hani bir zamanlar dünyada sözü senet olan Müslümanlar, ecdadımızın bugün güvenilirliği %10'lara düşmüş. Toplum birbirine güvenmiyor. Kadın kocasına, koca hanımına, anne baba evladına güvenemez hale gelmiş. İşçi işverenine, işveren işçisine, amir memuruna, memur amirine güvenemez hale geliyor, Allah muhafaza etsin. İşte bütün bunlar bir tarafta, dünya bir güven arayışı içerisinde. Görüyorsunuz batılı devletler insan onurunu zedeleyecek düzeyde, insan onuruna zarar verecek düzeyde güvenlik koridorları, duvarlar, kameralar, efendim silahlar, envai çeşit tedbirler almanın gayret içerisindeler. Bugün Avrupa'ya seyahat etmekten artık gına geldi diyorum ben. Önümüzdeki ayın 6-7 veya 8'inde Hamburg'da olacağım. Geçen ay Hannover'deydim. 2 hafta önce Yunanistan'daydım. Maalesef ve maalesef bu acı gerçeği görüyorsunuz. İşte parmak izine kadar, retina, göz kontrolüne kadar çok aklınıza sığınıyorum. 2009'da Avustralya'nın Melbourne'e gitmiştim. Çok affedersiniz, köpeklerle gelen, dışarıdan gelen insanları, eşyalarını aradıklarını gördüm. Bunu niye yapıyorlar? Güven toplumunu oluşturmak için. Oluşturabiliyorlar mı? Hayır. Batının eliyle, ne zamanki dünya yeryüzünden ecdadımız Müslümanlar çekildiler, Müslümanlar dünya tarihinden, sahnesinden ayrıldığı günden beri dünyada gözyaşı eksik olmadı. Orta Doğu'dan ecdadımız çekildi, Kafkaslardan, Balkanlardan çekildi. Çekildiği günden beri o toplum güveni, emanı, emniyeti kaybetti. Çünkü değerli kardeşlerim, önemli bir nokta şudur. Bizim güvenliğimizin kaynağı Kur'an ve Hazreti Muhammed Mustafa Efendimizin sünnetidir. Yani güven gönülle olur. Mümin kelimesiyle, iman kelimesiyle, eman kelimesi, emniyet kelimesi hepsi aynı köktendir. Yani iman varsa orada güven vardır. Hazreti Muhammed Mustafa'yı anlıyorsa bir toplum orada güven vardır. Efendim kalbin olmadığı yerde güven olmaz. Güvenliğin oluşabilmesi için Kur'an ifadesiyle اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْرُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ Kur'an diyor ki iki şart var. Birincisi iman, inanç sistemi olacak güvenin olması için. İkincisi وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ İmanınıza, yönetiminize, devletinize, iktidarınıza, ailenize zulmü karıştırmayacaksınız. İşte değerli kardeşlerim, bakınız, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın insanlığa huzur, saadet, sevgi için getirdiği o muazzam din tahrif edilmiş ve 200 sene süren onlarca haçlı seferi düzenlenmiştir. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın insanlığa huzur için getirdiği o muazzam din tahrif edilmiş, Siyonizmin eliyle bugün Orta Doğu'da gözyaşının kaynağı olmuş. Bir esenlik, bir barış, bir huzur dini olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin getirdiği yüce dinimiz İslam, sözüm ona dini referans göstererek DEAŞ, Boko Haram, Eşşebab, El-Kaide ve son yılda tarih sahnesine çıkan referanslarını dinden aldığını söyleyen FETÖ gibi efendim kişiler elinde silahlı terör örgütüne dönüşmüş, insanlığın hayatına, insanlığın geleceğine, insanlığın canına ve malına kasteder olmuş. Demek ki değerli kardeşlerim, güvenliğin kaynağı sağlam bir inanç sistemi. Onu tesis ettiğimiz zaman, işte biraz önce de söylediğim gibi, bütün dünya huzur arayışı içerisinde.
batısı, doğusu, güneyi, kuzeyi. Ama huzurun kaynağı İslam olduğunu bilmedikçe, kaynağını İslam'dan almadıkça bu huzurun temin edilmesi mümkün değildir. Değerli peygamber aşığı kardeşlerim, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, biraz önce değerli müftüm değindi, o muazzam toplumu nasıl inşa etti? Lütfen kısaca şöyle bir düşünelim. Hani peygamber olmadan önce Kabe'nin Hacer-ül Esved taşının konulmasındaki hakemlik olayından başlayalım. Yaşadığı toplumda en emin olan Muhammed Mustafa hayatıyla bir örnekti. Bunu nereden anlıyoruz? İlk Habeşistan'a giden Müslümanlara Mekke Müşrik Devleti'nin bir heyeti gidiyor. Efendim Bizans'a bir heyet geliyor. Necaşi'nin ve Heraklius'un karşısına çıkan müşriklere her ikisinin de sorduğu bir soru var. Muhammed dediğiniz bu adam yalan söyler mi? Hayır, söylemez. Dikkat edin, bunu kim diyor? Düşmanları diyor. İşte Hazreti Peygamber yaşantısıyla örnek olan Peygamberimiz önce kendisi emin olmuştur. Kendisi emin olan Peygamberimiz kısa zamanda